Abi! Kaçalım abi. Kemal. Altından gelesice. Hiç utanmıyor da kaynatasına karşı konuşmaya. Maşallah dili beş karış. He? Desene kız. Utanmıyor mu kaynataya laf yetiştirmeye? Ananın evinde hiç mi terbiye görmedin? Ne dedim ben şimdi anne? Terbiyesizlik olacak, ne yaptım Allah aşkına? Bir şey desene gülümser yenge, ne olursun. Elif, bir şey demedi ki kız. Hem sen büyüksün. Dediyse bile duymayacaksın. Sen karışma gülümser. Geldiği günden beri arka çıktın, çıktın. Aha işte. Başımıza çıkacak neredeyse. Anne vallahi bir şey demedim. Tarık tarlaya gitti, akşam gelecek dedim. İşçileri kontrol edecekmiş. Ne var bunda? Bak dil hala pabuç gibi. Daha ne olacak? Oğlumu uzaklaştırdım benden. Yılan. Geldin girdin evimize. Düzenimizi, diriliğimizi bozdun. Aman Elif bacı. Oğlum bu avlunun içinde. Her gün görüyorsun. Bu kızdan ne istiyorsun? Defolsun gitsin. Çöreklendi oğlumun başına. Bir de evikledi. Kazık çaktı bu eve. Tanımazdık, bilmezdik. Geldi odamızın içine çadır kurdu. Bak bak. Müsaade almadan nasıl da yeldirdi gitti. Anasından ne gördüyse. Kim bilir nerede büyüdü. Anamın adını besmele ile al ağzına. Sen eziyet edesin diye büyütmedi anam beni. Bırak. 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 Yapma. Hadi usta acele et. Daha yapacak çok iş var. Tamam beyim. Selamun aleyküm Irgat Paşa. Oo, ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ben de şimdi size geliyordum beyim. Gerek kalmadı Irgat Paşa. Biz geldik işte. Ne diyeceğim? Selamun aleyküm amcaoğlu. Aleyküm selam Kemal. Nasıl gidiyor amcaoğlu? Ne olsun be Kemal. Babam dalga geçiyor bizimle. Şaka bir yana da kaynanan bu akşam geliyor. Akşam yemeğinde hep beraber olalım diyorum. Sen ne dersin baba? Bilakis. Besbelli bir şey. Dünürüm gelir de ben ona ziyafet çekmez miyim? De. Ananı ne edeceğiz? Anam da tutuversin dilini artık. Derdini Ayşegül'le anlayamadım bir türlü. Kasabaya geldiğimizden beri kan kusturdu zavallıya. Seni Halide teyzenin kızıyla evlendiremedi ya. Bütün derdi o. Hala Zeliş'le evlendirmeyi hayal ediyor seni. Baba geçti artık o mesele. Bir çocuğum var artık benim. Ayşegül'ü de canım kadar seviyorum. Ne olursun konuşun onunla da tadımızı kaçırmasın artık. Senin içini ferah tut. Kaynanan geldiğinde hiçbir arıza çıkarmayacak. Meraklanma. Hadi biz gidelim hazırlık görelim. Kemal kalsın burada. Kemal! Sen kalır gatlarla. Biz gidiyoruz. Tamam amca, görüşürüz. Yavrucak. Yapma Elif. Bu kıza böyle davranma. Gelinin o senin. Ne suçu var o garibanın? Oğlunu sevmiş. Şehri terk etmiş, buralara gelmiş. Okumuş kız. Ne mecburiyeti var senin kahrını çekmeye? Sen karışma gülümser. Ben yeğenimle evlendirecektim oğlumu. Söz bile kesmiştim Halide ablamla. Yılan ne yapıp edip
Tarım'ın aklını çeldi. Ama görür o. Ben de bunu boşatıp Zeliş'i almazsam oğluma... ...bana da Halil Bey'in karısı Elif demesinler. Allah ıssa etsin Elif seni. Bu kız bedbaht olursa günah senin boynunadır. Alo, kızım. Nasılsın yavrum? Şimdi mola yerindeyiz kızım. 3-4 saat sonra orada olacağım. Beni karşılayacaksınız değil mi? Tabii anneciğim. Karşılamaz olur muyum? Çok özledim anne seni, çok. Nasıl özledim bir bilsen. Ben de canım kızım, ben de çok özledim. Ayşegül bacı, yetiş. Songül'ün sancısı tuttu. Gözünü seveyim yetiş. Kanaması da var. Anne kapatmam lazım. Akşam görüşürüz. Tarık, Songül'ün doğumu başlamış galiba. Oraya gidiyoruz. Bu arada annemle konuştum. Akşama burada olacakmış. Gözün aydın gelin. Anneni bir güzel ağırlarız artık. Düğün falan yapamadık madem. Halil amca, Songül fena. Koy verseniz de yetişsek Halil amca. Tamam tertip tamam. Varın yetişin siz. Ben hazırlık göreceğim akşam yemeği için. İşim bitince alırım seni. Hı-hı. Annene karşı çıkarız. Oldu hayatım. Hadi kolay gelsin. Tertip, sözünü unutma. Ziyafet çekeceksin bize. Canın sağ olsun Tertip. Hele bir sağlıklı doğsun da Allah'ın izniyle. Laf mı şimdi dediğin? Oğlanın hiçbir çocuğu yaşamadı şimdiye kadar. Sen ziyafeti düşünüyorsun. Bir şey olmaz be baba. Tertibim o benim. Alınmaz bana. Bırak gevezeliği de beni kasap Mustafa'nın orada bırak. Sen ne yaparsan yap ondan sonra. Tamam baba, ben de eve bir uğrayayım. Hastaneye götürmeliyiz Songül'ü. Ragıp abiye söyleyin bir vasıta getirsin. Hadi, hadi çabuk. Ne oldu? Ayşegül eve vasıta istiyor. Hemen Songül'ü hastaneye yetiştirmek gerek. Tarık! Tarık! Tarık dur! Tarık dursana oğlum be! Ne bağırıyorsun be oğlum? Gözünü seveyim Tarık. Songül kötü. Ayşegül'ü hastaneye götürecekmiş. Vasıta lazım. Ne demek Tertip? Endişelenme sen. Tamam Ayşegül bacı. Tarık götürecek bizi hastaneye. Hemen gidelim. Allah oğluna uzun ömür versin Ragıp abi. Hepimize Ayşegül bacı. Oğluma da anasına da. Hepimize Allah uzun ömür versin. Ragıp. Tertip. Başın sağ olsun. Ne oldu Ayşegül bacı? Songül'ü götürmeyecek miyiz hastaneye? Başın sağ olsun Ragıp abi. Songül sizlere ömür. Allah sabır versin. Oğlunun ömrü uzun, bahtı açık olsun inşallah. Thank you.
hakkını helal et Songül. Mekanın cennet olsun. Gelin, ne bu halin? Kaynananın dediklerine mi üzülüyorsun hala? Ona üzülmüyorum yenge. Ragıp abinin karısı Songül. Çocuğu mu öldü yoksa? Yok yenge. Bu kez yaşadı doğurduğu oğlan. Ama... ama Songül'ü kurtaramadım. Ay. Ölenle ölünmez kızım. Sen ne yapabilirsin ki başka? Hadi şimdi git çocuğunla ilgilen. Hem akşam anan geliyor. Kaç yıldır görmüyorsun ananı. Halil abim de ziyafet hazırlatıyor annenin şerefine. Tamam gülümser yenge. Sen de olmasan ne yapardım ben bu konakta? Kendisi yetmiyor da bir de anasına hizmet edeceğiz zillinin. Ne istiyorsun Elif bu kızdan? Sana hiçbir zararı yok. Oğlunu seviyor. Bizi de sayıyor. Eli ekmek de tutuyor. Vazgeç artık şu kıza eziyet etmekten. Sana karışma demiştim gülümser. Güzelleşiyorsun be kızım. Annelik nasıl da güzelleştirmiş seni. Annem, canım annem. Bir daha ayrılmayalım annem, olur mu? Sakın bırakma bir daha beni. Sen beni bıraktın deli kız. Sevdalanıp da buralara sen gelmedin mi? Annem. Damat bey neredeler? Karşılamaya gelmiyor mu beni? Şu ilerideki otelde bizi bekliyor. Niye otelde bekliyor? Yoksa beni otelde mi yatıracaksınız? Otelde kalacaksın. Olur mu öyle şey annem? Otelin sahibi Tarık'ın asker arkadaşı. Bu sabah karısını kaybetti de ona bir uğradı. Canım ana, çok özledim seni. Dur anneciğim, ben Tarık'ı çağırıp geleyim. Tamam kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım. Sen Tarık olmalısın. Bildin anneciğim. Bu da Ragıp abi. Biraz önce bahsetmiştim. Ayşegül söyledi. Başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Allah sizlere uzun ömür versin. Neyse, biz gidelim artık. Kusura bakma tertip. Biliyorsun durumu. Ben yarın sabah gelirim cenazeden önce. Yapılacak işler falan varsa... Sen misafirinle ilgilen tertip. Ben zaten her şeyi hallettim. Öğle namazından sonra defnedeceğiz. Alayım valizinizi. Teşekkür ederim.
Hoşça kal Tertip. Gece uğra. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ragıp abi. Bana bak kadın. Bir yerlerini kırarım senin. Nedir bu kızın senden çektiği? Hiçbir şey demeyeceksin. Anasına da. Anladın mı? Niye? Tarık benim de oğlum. Ne istersem konuşurum. Elif! Dellendirme beni. Senin gönlünden geçeni bilmiyor muyum ben? Çocuğun yuvasını yıkıp o deli ablanın deli kızını alacaksın aklınca. Ama yemez. Anlıyor mu beni? Yemez. Senin sülalenden bir kadın daha giremez bu konağa. Ben yandım. Oğlumu da yakmam. Ne yaptım sana Halil Bey? Çocuklarını büyüttüm. Kardeşinin karısına katlandım. Ne katlanması be? Ayşegül gelinceye kadar kadının başını yedin. Ben bilmiyor mu? Sen delisin tamam mı? Sülaleniz deli. Adınız bile öyle zati. Deli Bekirgiller. Onun için sus şimdi. Yoksa o dilini koparttıracaksın bana. Geldiler. Şimdi efendi efendi aşağıya in. Evin kadını olduğunu göster ve misafirini karşıla. Suratın sirke satmasın. Yoksa senin turşunu bir kurarım ki. Tadından yenmez olursun ha. Duyuyor mu deli karı? Hadi git. Ben de geliyorum hemen. İşte burası. Hoş geldin Nermin Hanım. Hoş bulduk. Buncağız dillendi 3 senedir annem annem diye. Kısmet bugüneymiş. Ben de dillendim yıllardır onun hasretinden. Ben şu valizi bırakıp geleyim. Tamam yavrum. Anne bak bu Gülümser yenge. Taren amcasının eşi. Hoş geldin. Bu da Kemal abi. Gülümser yengenin oğlu. Memnun oldum. Hoş geldin Nermin teyze. Sağ olasın Kemal oğlum. Ben o kadar yaşlanmış mıyım Ayşegül? Torun torba sahibisin be anne. Doğru. Ne desin ki sana şimdi Kemal abi? Torun dedim de Elif uyandı mı yenge? Yok kızım uyuyordu yatağında. Buyurun sofraya geçin. Ben bir bakıp geleyim. Olur mu yenge? Ben ilgilenirim artık. Sen annemle ilgilenirsin sana zahmet. Bu da Tarık'ın annesi Elif Hanım. Kayınvaliden yani. Evet kaynanasıyım. Sen de anasısın herhal. Hoş geldin. Hoş bulduk Elif Hanım. Pes yani. Bıraksalar boğu verecek annemi. Ne bu Tarık? Hadi beni sevmiyor. Annemi tanımıyor bile. Böyle karşılanır mı misafir canım? Ayıp denen bir şey var. Ya kusura bakma hayatım. Annem işte. Huyu bu ne yapalım? Sen bırak onu da acele et biraz. Ayıp olmasın annene. Tamam Tarık. Sen giyindiysen git. Ben gidiyorum o zaman. Annesinin annem bir sorun gibi çıkarmadan yetişeyim. Annem hiç benim güzel kızım. En güzel zamanda geldiniz. Buraların havasına doyum olmaz bu zamanlarda. Bir de her tarafı çiçek sarar. Oh, oh sofraya bak be. Halil Bey'di değil mi? Neredeler acaba? Göremedim kendisini. Evet babam. Nerede babam anne? Yukarıda giyiniyor. Gelir şimdi. Niye merak etti ki bu kadar? Yengemle ve Kemal'le tanıştınız sanırım. Evet. Amcamın yadigarıdırlar bizi. Hepimiz bu evde yaşadık. Amcan nerede? Babam ölmüş. Çok uzun zaman önce. Ben doğmadan da. Adımı da babamdan almışım. Ben de babasız büyüttüm Ayşegül'ü. Anlıyorum acınızı Gülümser Hanım. Babasının olmadığı belli. Allah Allah. Anne çıldırtma beni. Ya sus ya odana git. Vay efendim vay kimler gelmiş. Bu,
Uçalım hadi hadi hadi. Kemal! Nermin. Nermin'sin sen. Nermin'sin sen. Suretini mıh gibi kazıdım aklıma. Yüzünü her gün rüyamda gördüm kabus gibi. 30 yıllık vicdan azabım oldu senin yüzün. Lanet olsun o yüze. Ne oldu? Baba? Babam nereye gitti? Ananın yüzünü gördü, cin çarpmışa döndü. Anana sor. O bilir ne olduğunu. Tarık, hadi gidip bakalım amcama. Hı-hı. Gece vakti yalnız kalmaz. Tamam Kemal, hadi gidelim. Kusura bakmayın. Of of. Ay ne oldu söylesenize. Yok bir şey. İzninizle ben odama çekileyim. Aç değil misin anne? Yok kızım, yemeyeceğim. Ben odama çıkayım. Bu adam. Sen bilirsin Tarık nereye gider? Ne bileyim Kemal. Koca adam nereye gider bu saatte? En son Rüzgarlı Bayır'a bakarız. Kafası çok bozuk olduğu zamanlar oraya gider. Ama bu soğukta gider mi bilmem. Biz en iyisi gidelim Rüzgarlı Bayır'a. Orada yoksa zaten bulamayız. Ne oldu da çıktı gitti bu adam? Kaynananı nereden tanıyor ki amcam? Bilmiyorum Kemal, bilmiyorum. Ahiret sorusu gibi sorular sorma Allah aşkına. Bulalım babama sorarız. Soğukta durmuş rüzgara karşı. Allah Allah. Orada donar adam be. Bizi be baba. Gecenin bu saatinde ne işin var burada? Hasta olacaksın. Hadi eve gidelim. Ne oldu be amca? Söylesene. Geçin oturalım. Şöyle çekelim. O gün. Babanın öldüğü gün. Evet amca. Babamın öldüğü gün. Ne olmuş baba o günü? Buraya gelmenle ne ilgisi var? Kaynanamla ne ilgisi var o günün? Sen 2-3 yaşlarındaydın. Ben askerdeydim. Kemal daha doğmamıştı. Gülümser yüklüydü daha. Teris olacaktım. Kemal de traktör almaya gelmişti İstanbul'a. Rahmetlik babam hem bana karşıcı gelsin... hem de traktörü beraber alalım diye Kemal İstanbul'a göndermişti. Hayırlı olsun asker ağa. Geçmiş olsun. Sağ ol kardeşim. Bitirdik işte.
Bitirdin tabii. Hadi abi gidelim. Traktörün işlemlerini halletmemiz lazım. Yarına kalacağız yoksa. Abi, sana diyorum. Oo, abi, bitti işte askerliğin. Kendine gel de traktörün işlemlerini yetiştirelim. Akşam otobüsünü aldım ben biletleri. Acelesi mi vardı şimdi bu işlemlerin? Daha önemli bir işimiz var. Ne iş abi? Yengeni alacağız da. Ne bakıyorsun öyle malak gibi? Yok, yengem falan deyince şaşırdım. Yengem kasabada ya, onun için şey... Ne zaman gelmiş ki İstanbul'a? Oğlum o yenge değil. Cici yenge bu, cici yenge. Hadi bak böyle şaşkın şaşkın. Anlatırım ben sana yolda. Bana bak, sakın evli olduğumu kaçırma ağzından, anladın mı? Anladım abi, kaçırmam. Ya da en iyisi hiç konuşma. Soru sorulursa cevap ver. Ama kısa cevapla, tamam mı? Tamam abi. Üşüdünüz mü? Sonra amca. Ben üşüdüm, bir ateş yakın. Tamam baba. Sonra ne oldu amca? Ne yapacaksın sonrasını? İyi oldu Tarık. Çok üşümüşüm. Lafı uzatmaya gerek yok. Nermin'le anlaşmıştık. Ben terhis olup da kasabaya gelirken onu da getirecektim. Ya anam? Anam ne olacaktı baba? Ne olacak? Nermin'e nikah kıyacaktım. İkinci avradım olacaktı. Anamdan usanmıştım. Deliliklerinden, dırdırlarından. Amca? Babamın ölmesiyle ne ilgisi var bunların? Nermin'le buluşacağımız yere geldik. İlk tanıştığımız ve buluştuğumuz yere. Her çarşı iznimde beni orada beklerdi. Oradaydı işte. Kardeşim Kemal. Beni karşılamaya gelmiş. Bu da Nermin. Selamun aleyküm. Hatırla. Allah'ın köylüsü. Kasabanın kahvesine mi giriyorsun lan amele? Oğlum bir bayanla tanıştığın zaman memnun oldum bayan diyeceksin. Nasılsın diyeceksin. Nereden bileyim ben abi? Şehir mi gördük ömrümüzde? Askerde biz de göreceğiz inşallah. Neyse Halil, uğraşma çocukla. Sen sanki çok biliyordun bunları. Bakma sen abinin dediklerine. Nasılsın Kemal? Allah razı olsun bacım. Sen nasılsınız? Tamam lan tamam. İnceleyeceğim diye salaklaştın iyice be. Halil, uğraşma dedim çocukla. Tamam tamam, uğraşmıyorum. Zaten vaktimiz de az. Hazır mısın? Bu akşam gidiyoruz kasabaya. Niye konuşmuyorsun? Bir şey dedim, cevap versene. Halil ben iyice düşündüm, taşındım. Ben kasabaya gelemem. Hem anneme de bir şey anlatamadım daha. Kocan öleli bir yıl oldu. Hemen koca derdine mi düştün diyecek, eminim. Kız da çok küçük daha. Kasabada büyüsün istemem. Ne diyorsun sen Nermin? Olur mu hiç öyle şey? Her şey hazır kasabada. Gider gitmez nikah kıyarız. Yok Halil. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Buradan ayrılamam. Meğersem bir talibi daha varmış. Onun için öyle konuşuyormuş. Beni başından atmaya çalışıyor yani. Bak Halil. Bir yıldır gezdik, eğlendik. Benim bir kızım var. Ona iyi bir gelecek sağlamak zorundayım. Biliyorum hepsini. E'si beni isteyen biri var. Ne diyorsun sen Nermin? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor herhal. Ne dediğimin farkındayım Halil. Ne yaptığımın da. Ben sadece kızımın geleceğini düşünüyorum. Bu saatten sonra aşk meş düşünecek halde değilim. Kızıma kim daha iyi bir gelecek sağlayacaksa benim yerim onun yanıdır. Bu adam da iyi bir fırsat benim için. Bu yara izi o günden kaldı. Keşke sadece bu yara izi kalsaydı. Onulmaz bir vicdan azabı da bırakmadı yakamı. Tam 30 yıldır. Dur ne işte, bırak gitsinler. Kadına vurmak delikanlı. Bırakın lan. Eve uğradım. Annem buraya geldi. Bırakın lan. İyi ki de gelmiş. Bırakın be. Abi. Hadi kaçalım, hadi hadi hadi. Kemal.
O kadın. Nermin olmasaydı belki Kemal ölmeyecekti. O kadının kızıyla evlisin Tarık. Bunu taşıyamaz bu aile. Bu ağır bir şey, farkındayım. Ama Kemal'in ölümünü hatırlatacak bir kadının ailemize girmiş olması daha ağır oğlum. Evet, ağır. Bunu taşıyabilir miyim bilmiyorum. Taşımayacaksın. Peki ne yapacağım? Yapman gerekeni. Ayşegül'den ayrılmamı mı istiyorsun? Baba, ben karımı seviyorum. Kızımın anası o. Benden yuvamı yıkmamı nasıl beklersin? O yuva hiç kurulmamalıymış. En azından Ayşegül'le. Kayınpederim seni nereden tanıyor anne? Ben bilmem ki, birine benzetti herhalde. Niye öyle çıktı gitti ki? Hiç böyle bir adam değildir aslında. Sen altını değiştirdin mi yavrucağım? Hı-hı, değiştirdim. Kime benzetti acaba? Bilmiyorum baba. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bak Tarık, sen benim oğlumsun. Bu ailenin gurur duyduğu bir adamsın. Üstelik bir de babasın. Beni anlaman lazım. Anlayamıyorum baba. Ayşegül bu meselede suçlanacak en son kişi. Amcamın ölmesiyle... Ama bu böyle. Senin karının annesi yüzünden öldü amcan. Kendini garantiye almak için beni harcadı. Cezasını da zavallı Kemal ödedi. Canıyla. Ne diyeceğini biliyorum amcaoğlu. Senin ne diyeceğini biliyorum da ben ne diyeceğim işte onu bilmiyorum. Çok zor be amcaoğlu. Bir de benim halimi düşün. Ya sen amcaoğlu? Sen hiç benim halimi düşündün mü? Hiç bildin mi halinden? Ne demek amcaoğlu? Nasıl bilmem halinden? Biz beraber büyüdük. Yok amcaoğlu, bilemezsin. Bayramda babanın elini öpmeyi hayal ettin mi sen hiç? Ya da gece odaya çekildiğinde herkes fotoğraftan ibaret bir babayı özledin mi hiç? Ya tabii senin kadar acı çekmedim ama... Ama benim yetimliğimi anlıyorsun değil mi amcaoğlu? Ne yapayım istiyorsun Kemal? Yuvamı yıkman babanı geri getirmez ki. Getirmez amcaoğlu, getirmez. Ama Ayşegül bacının varlığı acımı arttırır. Onun için amcaoğlu, ben konağı terk ediyorum. Hiçbir şey deme. Şimdilik en iyisi bu. Anne evde. Benimle sağlık ocağına gelmen şart mıydı? Elif'i de aldın kucağına. Ben sana söyleyeyim, uğraşamayız biz onunla. Hiç uğraşmadık ya bebekle şimdiye kadar. Seni ben büyüttüm hatırlarsan. Durmadı bunlar. Ne bileyim kızım. Ay neler oluyor anne? Bilmiyorum. Gece eve de gelmediler. Sabaha kadar Tarık'ı bekledim uyumadan. Ay. Songül'ün cenazesi var ya bugün. Ona üzüntülüler herhalde. Neyse, akşam konuşuruz artık. Sen de gelseydin.
Bu konak, bu duvarlar babana sevdamın şahididir oğlum. Her köşesi onun hatırasıyla doludur. Nasıl gideyim? Belki de Halil abim yanılıyordur. O kadın Ayşegül yengemin annesi. Amcam fotoğraf gösterdi dün akşam. Nermin Hanım'dı ana. Kesin. Git yolun açık olsun. Ama habersiz bırakma beni. Belliydi. Belliydi o Zilli'nin nasıl bir ananın kızı olduğu. Ben sana dediydim Halil. Bacımın kızı Zeliş'i alalım dediydim. Almadık. Oğlanı kendi haline bıraktık. Gitti o kıza kapıldı. Halbuki Zeliş helal süt etmiş. Bak, kafam zaten çok bozuk. O dilini tut, yoksa kuşlara yemi yaparım ha. Bacımın kızı diye de tutturma sakın. Senin o deli sülalenle uğraşamam demiştim 1000 defa. Sakın bir daha lafını etme. Şimdi ne yapacağız onu düşünmek lazım. Boşar o karıyı. Bunda düşünecek ne var? Bir akıllı sensin değil mi? Ben bunu düşünemediydim. Sen karışma. Aklı eksik. Çok aklın varsa kendine sakla. Hadi ben çıkıyorum. Ragıp'ın karısının cenazesine gideceğim oğlanlarla. Canım benim. Ne tatlıymış benim kızım. Çok tatlıymış. Ay canım benim. Yerim ben o mumuk ellerini seni. Yerim ben, yerim. Canım benim. Hadi biraz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. İlk geldiği günden beri anladıydım ben Neman olduğunu. Tabii. Anasını bırakıp benim saf oğluma yamandı. Susma gülüm sen. Ölen senin herifin. Bu da Kemal'i öldürten kadının kızı. Bir şeyler söylesene. Söylemem Elif. Hı? O kız için kötü söyleyemem. Hı? Bilirim sen o kızın dünyasını yıkmaya and içmişsin. Fakat ben bu vebalin altına girmem. Bir şey söylesem neye yarar? Kocamı geri getirir mi bana? Seni de büyülemiş o kara cadı değil mi? Deli deli konuşma Elif. Hı? Ben bilmiyorum mu kim suçlu kim değil? Sen suçlusun, anladın mı? Sen suçlusun. Kocan senin elinden kaçıp kaçıp kadın peşine gitmeseydi Kemal şimdi hayatta olurdu. Bakma öyle dik dik. Yalan mı? Senin hasetliğindir Halil'in başka bir kadına gönül düşürmesinin sebebi. Şimdi de geçmiş karşıma konuşuyorsun. Evliya kesedim başıma. Sen aklını kaçırmışsın bacım. Benim ne suçum olacakmış? Neyse Elif. Benden o kızcağıza düşmanlık yapmamı bekleme. Anasının günahını ona çektiremem ben. O bilmiyor muydu anasının günahını? Yalan söyledi, gülümser bize. Niye anlamıyorsun? Ne anlamayacağım Elif? Ölen benim kocamdı. 30 yıldır bir başına olan benim. Neyi anlamayacağım? Bu seni hiç ilgilendirmedi de şimdi mi rahatsız oldun? Allah senin belanı versin Elif. Benim acımın üstüne oyun oynuyorsun. Allah senin belanı versin. Otuz yıl bu konakta yapayalnız yaşadım. O kız gelinceye kadar oğlumdan başka kimsem olmadı. Anası o olabilir. Kocam o kadının yüzünden ölmüş de olabilir. Günah varsa Allah'ından bulsun. Ama Ayşegül'ü benim şikayetim yıkacaksa ben ondan razıyım. Dünya ahiret razıyım. Bunu o kopasıca kafana sok Elif. Konuştunuz mu babanla? Konuştuk. Sonuç? Ne dememi bekliyorsun ana? Bir şey demene değil.
gerekeni yapmanı. Okan'ın kızından ayrılmanı bekliyorum. Amcanın mezarının üstüne yuva kuramazsın. Tamam ana, tamam. İstediğinizi yapacağım. Ama ben ömrümün sonuna kadar mutsuz olacağım, bunu da bil. Sakın arkamızdan geleyim deme. Aranı da al. Hemen terk et bu kasabayı. Tarık. Yapma çocuğum, yapma. Önce bir konuşalım. Konuşma. Sakın konuşma. Her şeyin sebebi sensin zaten. Tarık, ne yapıyorsun sen? Olsun verdiğim emekler sana. Bir çocukla dul kaldın diye düşünme sakın. Anan ne güne durur, seni yarından tez yoke veririm. Dur bir deli karı. Oğlan bir nefes alsın. Yapmasaydın oğlum. Anasından koparmasaydın bebeği. Günahtır yaptığın. Sen karışma, gülümsel. Kocanın kemiklerini sızlatıyorsun böyle konuşarak. Ben babasız büyüttüm Kemal'imi. Çocuğun babasızlığını iyi bilirim. Bir yanı hep eksik kalır. Boynu bükülür zavallının. Bu Sabi anasız büyürse rahatlayacak mısın? Peki ya o kadın gülümser? O kadın ne olacak? Onu bir daha görmezsiniz, olur biter. İyi düşün oğlum Tarık. Bu yaptığının vebali büyüktür. Anasından koparırsan solar bu yavrucak. Anasızlık babasızlık gibi değildir. Çok kötüdür. Var gerisini sen hesap et. Duyuyor musun karının sesini? Aç şu kapıyı. Konuş onunla. O kızın ne günahı var oğlum? Peki. Bir gün bunun hesabını çocuğun soracak. Bunu unutma. Biliyorum. Aç şu kapıyı. Tarık, ne olursun aç şu kapıyı. Hadi yeter artık. Hayır, gidelim anne, hiçbir yere gitmem. Hayır, hiçbir kızım, yere gidelim. Kızım almadan hiçbir yere gitmem. Yenge çocuğun nerede? İçeride kızım. İyi, merak etme. Sakin ol. Tarık neden böyle yaptı? Anlayamıyorum. Hiç anlamıyorum. O da haklı çocuğum. Olanları öğrenince şok oldu. Ne oldu ki? Ne oluyor burada? Niye kimse bana bir şey söylemiyor? Ayşegül bilmiyor Gülümser Hanım.
Neyi bilmiyorum? Söylesenize neyi bilmiyorum? Bunu annen anlatsın kızım. Lütfen şimdi gidin. Birkaç gün bekleyelim. Bu senin için de çocuk için de iyi olacak kızım. Lütfen beni dinle. Çocuğumu almadan hiçbir yere gitmiyorum. Tara biraz zaman tanı. Ben bir şey yapmadım ki ona. Anlıyorum seni kızım. Ama en iyisi şimdi gitmen. Peki, tamam. Gidiyorum. Ama şimdilik. Tamam mı yenge? Tamam, tamam kızım. Neyi bilmiyorum ben anne? Söyle, neyi bilmiyorum? Her evde olur böyle kavgalar Ayşegül bacı. Kızıp eve gitmemek olmaz ama. İyisi mi kalkın da sizi eve bırakayım. Yok Ragıp abi. Biz bu gece burada kalalım. Hem annemle 3 yıldır görüşmüyoruz. Biraz konuşacaklarımız da var. İyi. Müsaadenizi isteyeyim ben o zaman. Kalsın bu gece yanımda Ragıp abi. Hem sen de dinlenirsin. Mahsuru yoksa tabii. Yok, ne mahsuru olacak? Ağlayıp da rahatsız etmesin sizi. Yok, rahatsız olmayız biz. Sen merak etme Ragıp abi. Allah rahatlık versin size o zaman. Bu arada Ayşegül bacı, sağ ol her şey için. Bana çocuğumu bağışladın. Allah razı olsun. Ne demek Ragıp abi? Keşke rahmetli de görebilseydi oğlunu. Kader Ayşegül bacı, kader. Neyse, hadi hoşça kalın. Anne, hadi anlat. Anne, anlat. Tamam kızım, anlatacağım. Benim seneler önce kayınpederinle bir gönül meselem olmuştu. Evet. Sen 1,5 yaşındaydın. Baban ölmüştü. Ve biz annemin evine sığındık, açtık. Çalışmak için çok uğraştım. Ama her yerde benden istedikleri şey sadece etimdi. Oysa ben senin geleceğini garantilemeye çalışıyordum. Bu yüzden mi? Bu yüzden mi çocuğumu aldılar elimden? Of, sadece bu değil. Tarık'ın amcası öldüğü gün ben oradaydım. Kayınpederin İstanbul'da askerliğini yapıyordu. Çarşı izine çıktığında tanışmıştık. Bir süre sonra benimle evlenmek istediğini söylemeye başlamıştı. Gel benim nikahlı karım ol Mervin. Kasabanın kraliçesi yaparım seni. Hele askerliğin bir bitsin önce Halil. Sonra bakarız. Bu bakarız lafını evet diye kabul ediyorsun bak ha. Yok Halil, evet diye kabul etme. Hem senin anan baban çocuklu bir kadına ne diyecekler bir bakalım. Onlara neymiş? Ben ne dersem o olur. Hem büyük oğullarıyım ben. Bir şey demezler. Çok ciddi görünüyordum. Gelinlik bakmaya falan götürüyordu beni. Hatta yüzük beğenmek için kuyumcu kuyumcu gezdiğimiz bile oldu. Çok kaptırmıştı kendini. Sahi, Tarık senden kaç yaş büyük? Yaş değil, 6 ay büyük sadece. Demek ki o zamanlar Tarık vardı. Bana evli olduğunu söylememişti. Neyse, askerliğinin bitmesine çok az kalmıştı. O sırada mahallenin taksicisi Necdet istedi beni. Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyeleriyle Nermin kızımıza talibiz Ayşe Hanım. Vallahi ne diyeyim bilmem ki. Nermin çocuklu biliyorsunuz. En iyisi ona bir sorayım ben. Ne diyorsun Nermin? Bu Necdet kocan olsun ister misin? Yakışıklı oğlan, işi gücü de var. Ne dersin? Ne yakışıklısı anne? Kızıma baba olsun, işi gücü olsun. Kızımı aç bırakmasın yeter. Ben kendim için bir şey istemiyorum ki. Bana öyle düşman gibi bakma ne olur. Ne yaptıysam senin için yaptım ben. Anlat anne, anlat. Korunaklı bir kapı bulmuştum. Anneannen kesti hemen sözümüzü orada. O gece nişan takıldı. Necdet çok mutlu olmuştu tabii. Halil aklıma bile gelmemişti o gece benim. Niye? Beni bahane edip gezip tozmuştun işte bir sürü adamla.
O anda sadece karşıma çıkan fırsatı düşünüyordum ben. Adamları değil ki. Bunun bir fırsat olabileceğini düşündüm. Fırsat mı? Neyin fırsatı anne? Aynı anda iki adamı idare edip beni bahane etme fırsatı mı? Devam et anne. Nasıl öldü Tarık'ın amcası? O gece düşündüm. İlk görüşmemizde anlatacaktım Halil'e her şeyi. Anlattım da. Ama kardeşi Kemal vardı yanımda. Onun yanında da olsa anlattım. Anlatmalıydım. Kardeşim Kemal. Beni karşılamaya gelmiş. Bu da Nermi. Selamun aleyküm. Hatırla. Allah'ın köylüsü. Kasabanın kahvesine mi giriyorsun lan amele? Oğlum bir bayanla tanıştığın zaman memnun oldum bayan diyeceksin. Nasılsın diyeceksin. Nereden bileyim ben abi? Şehir mi gördük ömrümüzde? Askerde biz de göreceğiz inşallah. Neyse Halil, uğraşma çocukla. Sen sanki çok biliyordun bunları. Bakma sen abinin dediklerine. Nasılsın Kemal? Allah razı olsun bacım. Sen nasılsınız? Tamam lan tamam. İnceleyeceğim diye salaklaştın iyice be. Halil, uğraşma dedim çocukla. Tamam tamam, uğraşmıyorum. Zaten vaktimiz de az. Hazır mısın? Bu akşam gidiyoruz kasabaya. Niye konuşmuyorsun? Bir şey dedim, cevap versene. Halil ben iyice düşündüm, taşındım. Ben kasabaya gelemem. Hem anneme de bir şey anlatamadım daha. Kocan öleli bir yıl oldu. Hemen koca derdine mi düştün diyecek, eminim. Kız da çok küçük daha. Kasabada büyüsün istemem. Ne diyorsun sen Nermin? Olur mu hiç öyle şey? Her şey hazır kasabada. Gider gitmez nikaha kıyarız. Yok Halil. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Buradan ayrılamam. Nasıl oldu anne? Nasıl öldü Kemal amca? Anlatıyorum. Bu söylediklerim çok kızdırdı Halil'i. Sinirinden elindeki çay bardağını kırdı sıkarken. Elini kaldırdı tam bana vuracakken Necdet tuttu elini. Dur Necdet, yapma, bırak gitsinler. Kadına vurmak delikanlık mı lan? Eve uğradım. Annem bırakın buraya geldiğini söyle. İyi ki de gelmedi. Bırakın ben. Abi. Dokunma bana. Dokunma bana. Bana bir daha sakın ha dokunma. Bunun bir gün karşıma çıkacağını biliyordum. Bunu bana niye söylemedin? Çocuğumu elimden almalarını mı bekledin? Ben bunu senin için yaptım. Benim için öyle mi? Gündeliğe gitseydin. Ne bileyim, tuvalet falan temizleseydin. Koca peşinde koşup rahat etmek daha kolaydı değil mi? Hayır. Bir de onu yapsaydın. Yüzüme iyi bak. Bu onu son görüşün. Uyutmadı sizi değil mi? Ayşegül bacı nerede? Biraz hava almaya çıktı. Ayşegül ebe, Ayşegül ebe. Kalk hadi, donmuşsun. Burada uyunur mu bu havada? Sağ ol Erol abi. Evinde niye uyumadın kızım? Çoluğun çocuğun var senin. Elif. Kızım. Elif. Olmaz öyle şey Nermin teyze. Tarık öyle şey yapmaz. Ne demek çocuğu alıp göstermemek? Anası olacak o kadın girmiştir aklına.
Şu koca kasabada konuştuğu bir Allah'ın kulu kalmadı. Onun aklıdır bu. Kimin aklı olursa olsun Ragıp. Ayşegül mutsuz olursa kendimi hiç affetmem. Ben konuşurum Tarık'la. Olur mu öyle şey? Gülümser yenge. Ne olursun çocuğumu göster bana. Öleceğim yoksa gülümser yenge, yalvarıyorum. Bir kez göster onu bana, ne olur. Bir tanem, ben seni çok seviyorum. Ne olur bana çocuğumu göster yenge. Ayşegül kapıda. Yalvarıyorum. Öldürmek mi istiyorsun oğlum sen bu kızı? Anlamadım, ne demek istiyorsun? Öleceğim. Zırıl zırıl ağlıyor kapıda. Çocuğunu görmek istiyor. Eğer bunu yapmazsan bu kız ölür. Benim de amcam öldü. Ölen senin amcansa benim kocam. Benim kadar kahrolamazsın. Ne yapmamı istiyorsun yenge? Ben de şaşırdım ne yapacağımı. Ben çok mu istiyordum böyle olmasını? O bir ana. Onun mutsuzluğu ne senin ne de bu çocuğun işine yarar. Bilmiyorum yenge. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Ne istersen onu yap. O zaman çocuğu ona götüreceğim. Anasının olduğu yere götüremezsin. Yok, oraya götürmeyeceğim. Dışarıda bir yerde göstereceğim. Tamam. Canım, bak anne. Kızım. Gel kızım. Güle güle. Çok özledim ben. Sen de özledin mi anneyi? Ne arıyor bu kadın burada? Konuşmaya gelmiş bizimle. Lütfen beni dinler misiniz? Ne var ne istiyorsun? Lütfen beni dinleyin. Seninle konuşmak istemiyorum. Of, kızımın bir günahı yok. Senin kızın olmak yeterince günah değil mi? Bunu kızıma yapmayın. Yalvarırım yapmayın. Eğer bir bedeli varsa kızımın mutluluğu için bunu ben ödemeye hazırım. Bedel ödemek istiyorsun öyle mi? Çocuğumu babasız büyüttüğüm o günlerin, yalnızlıktan, çaresizlikten çıldırmamak için ne yapacağımı bilemediğim o gecelerin bedelini ödeyebilir misin? Hayır. Evet, yapamazsın. Çünkü ben o bedeli ödedim. Ama Ayşegül ödemek zorunda değil senin günahının bedelini. Bunun sorumlusu ben değilim. Benimle o kadar ilgilenmesinde, evlenmek istemesinde, hatta sizin üstünüze kuma getirmek istemesinde sizin hiç suçunuz yok mu? Yok. Ben ona karı oldum. İyi olsun, düzeni, dirliği hep ağız tadıyla olsun istedim. Emme sen kasabadan gelmiş saf delikanlıyı hem de askerken, karısına hasretken kandırdın. Hayır, ben evli olduğunu bile bilmiyordum. Bana ilgi gösterdi. Ben de kızımı düşünerek ilgisine karşılık verdim. Benim yerimde başka bir kadın da olabilirdi. Ben herhangi bir kadındım onun için. Peki öyleydin, öyle de kal. Beni ilgilendirmiyorsun. Şimdi çık git evimden. Kızını da al, defol. Geçti artık Nermin Hanım. Evde onun yolunu beklerken ölüm haberini aldım. Ve senin o iyi niyetli oyunun onun ölümüne yol açtı. Bana kızgınsınız anlıyorum ama bunun kızımla hiçbir ilgisi yok. Kızım bunu hak etmiyor. Ve ben bu yüzden çekip gideceğim. Kızım ve torunum size emanet. Düşünüyorsun Tarık? Bilmiyorum. Karınla tekrar birlikte olmayı düşünmüyor musun? Düşündüğüm tek şey Elif. Ya ailen? Bilmiyorum Tertip. Vallahi billahi ne yapacağımı şaşırdım. Sen bilirsin oğlum. Ama ananın gazına gelip yuvanı yıkarsan çok pişman olursun. Ne yapayım Tertip? Bak Tarık. Songül öldü. Ölmeden değerini anlayamıyorsun. Ama karısından daha yakını yokmuş adama bu dünyada. Emin ol böyle. Ne yapayım dersin? Anası babamla oynaşmış Tertip. Nasıl edeyim? Ben bu lekeyi nasıl taşırım ya? Deli deli konuşma lan.
lekeymiş. Ben konuştum Nermin teyzeyle. Ayşe gülmüş bütün derdi. Kızını okutmuş, büyütmüş. Oğlum, sen karını sevmiyor musun? Çok seviyorum Tertip. Canımdan çok seviyorum. Ne konuşuyorsun o zaman? Ayşegül'e beyi boşayıp da ne yapacaksın? Deli teyzenin deli kızıyla mı evleneceksin? Çocuğunu o deliye mi emanet edeceksin? Kızın büyüyüp de anasını sorunca ne diyeceksin? Ayşegül'e be mahkemeye verip çocuğu alırsa, ki alır, ne edeceksin? Bilmiyorum Tertip. Hiçbir altta bilmiyorum be Tertip. Güya okumuş adamsın. Mühendis çıkmışsın. Ama insan olmayı öğrenememişsin be Tertip. Karını seviyorsun. Çocuğunu seviyorsun. Sana düşen ananı babanı herkesi susturup karına sahip olmaktır. Yuvanı yıkmamaktır. Anladım Tertip. Kızımı benden. Kurbanın olayım. Yapma bana bunu. İstersen vur beni ama lütfen kızımı elimden alma. Annenin işini neden söylemedin bana Ayşegül? Neden? Ben de bilmiyordum Tarık. Seninle beraber öğrendim. Ben de hiç bilmiyordum. İnanayım mı? Beni 6 yıldır tanıyorsun Tarık. Gözümü seninle açtım. Hiç yalan söylemediğimi de bilirsin. Hem ben ne yapabilirdim? O benim annem. Beni büyütmek için nelere katlandığını tahmin edebiliyorum. Artık onu görmeni istemiyorum. O hayatımızda olmazsa evine dönebilirsin. O benim annem Tarık. Ben de çok kızgınım ona ama bu gerçeği de değiştiremem. Zaten 3 yıldır gördüğüm yok. Peki sizinkiler bunu kabul ederler mi? Kendileri bilir Ayşegül. 30 yıl öncesinde kalmış bir şey yüzünden ben yuvamı yıkmak istemem. Bu meseleyi biz yaratmadık. Sonucuna da biz katlanmayacağız. Paşa gönülleri bilir artık. Git! O aşiftenin kızına karım demeye devam et. Ana, senin derdin benim mutluluğum değil. Dediğinin yapılması senin tek derdin. Bak, gel etme. Bozmayalım yuvamızı. Şimdiye kadar nasıl yaşadıysak öyle yaşarız. Git dedim kör olasıca. Benim senin gibi oğlum yok. İyi, sen bilirsin ana. Hadi hoşça kal. Dur Tarık oğlum. Hiçbir yere gitmiyor. Akıllı ol akıllı deli karı. Tek oğlun o. Yere girsin senin o gönlündeki gelin. Anlamıyor musun hala? Oğlan terki diyar edecek. Kocam Kemal öldü. Oğlum Kemal gitti. Kibirin gözünü bürümüş görmüyorsun. Halil abi. Şunun ağzını bir düzleyiver artık. Senin şu kopasıca dilin var ya. Kalın oğlum. Biri gidecekse aha bu gider. Sabaha kadar düşündüm. Buncağızın hiçbir suçu yok. Varsa bir suçlu o da benim. Emme gene de Nermin Hanım'ı affedebilir miyim bilemiyorum. Kemal de Gülümser de beni affetsinler. Şimdi gidin gönderin kaynananı. Şimdilik görmek istemiyorum onu. Kusura bakma kızım. Yok, yok baba. Kusura bakılacak bir şey yok. Olmuş bir kere. Allah hepimizi affetsin. Anne bunu yapmak zorundayım. Biliyorum kızım. Sen benim için çok şey yaptın. Şimdi sıra bende. Ben de çocuğum için yapmalıyım bunu. Evet yapmalısın. Otelde söylediklerim için özür dilerim. Anne olunca anlarsın derdin ya hep. Haklıymışsın. Bir seçim yaptım anne. Çocuğumu seçtim. Sen ne güzel bir anne oldun farkında mısın? Geldiğinde kızmıştın ama. Bu çocuğa iyi bakamamışsın dedin. İlk zamanlar altını bağlamayı beceremezdim. Hala beceremiyorsun ki.
Annem. Annem. Kızım. Yavrum. Hadi gitmelisiniz artık. Annem ne olur konuş. Biraz daha konuş ne olur. Böyle kalalım. Biraz daha kalalım. Yeni yürümeye başlamış kızım, dikkat et. Şuursuz oluyor bunlar. Parmaklarını elektrik krizine sokmaya çalışacak. Dikkat et, tamam mı? Kakasını tuvalete yapmayı 1,5 yıl sonra öğrenecek. Daha erken sakın zorlama, olur mu? Hoşça kal yavrum. Güle güle. Annem. Hadi git artık. Hadi git. Hadi. Hadi git. Git bir tane. Hadi git artık. Anne. Anneciğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.